Arkadaşlar merhabalar, ben Seren Hoca. Fonksiyonun bir diğer videosuyla karşınızdayım. Sırada fonksiyonun grafiği konumuz var arkadaşlar. Şimdi bir fonksiyonun elemanlarına analitik düzlemde karşılık gelen noktaların düzlemde gösterilmesine o fonksiyonun grafiği denir. F'in elemanları olan tüm x, fx sıralı ikilileri ya da xy sıralı ikililerinin dik koordinat sisteminde işaretlenmesiyle g eşittir fx fonksiyonunun grafiği çizilmiş olur. F fonksiyonu a'dan b'ye ve f fonksiyonu xy sıralı ikililerinden oluşuyor. X'lerimi a kümesinden, y'lerimi b kümesinden seçiyorum. Y eşittir fx'tir arkadaşlar. Şimdi burada bir şekil verdik gördüğünüz gibi. F fonksiyonunda x'lerim CA ve y'lerim DC. Gördüğünüz gibi şu dolu değil. Yani FC D'ye eşit değil. Fakat FA dolu olduğu için B'ye eşit. AB noktası F'nin üzerinde bir noktadır ve bu durumda AB'ye elemanıdır. F fonksiyonun bir elemanıdır diyoruz. A virgül B fonksiyonun bir elemanı olduğu için de FA eşittir B'dir diyebiliriz arkadaşlarım. Evet, şimdi 91. örneğime birlikte bakalım. Tanımlı olduğu yerlerde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Şimdi arkadaşlar f-6'nın değerini soruyor. Hemen bakalım x'te -6, y'de nereye gitmiş arkadaşlarım? 2 değerine gitmiş. f-4, -4 x değerinde y'ye -2 de varmış. -3 x ekseni üzerinde olduğundan y'siz sıfırdır. f-1 gördüğünüz gibi fonksiyonun üzerinden 3'e gitmiş. f0 demek y eksenini kestiği noktadır ve 4'tür. f2 dediğim x2 de fonksiyonun üzerinden 5'e gitmiş diyoruz arkadaşlarım. Evet, şimdi sırada fonksiyonun tanım ve görüntü kümeleri var. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği üzerindeki noktaların x eksenine olan dik izdüşümleri fonksiyonun tanım kümesini oluşturur. Bakın dik izdüşümleri A ile B kapalı aralığı. Şekildeki grafikte tanım kümesi AB kapalı aralığıdır. Uç noktalar dolu şekilde olduğundan fx'in bir elemanıdır. O zaman AB kapalı aralığı x öyle ki A küçük eşit x küçük eşit b ve x gerçel sayıdır arkadaşlar. Evet, y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin üzerindeki noktaların y eksenine olan dik üzdüşümleri, y eksenine olan dik üzdüşümleri fonksiyonun görüntü kümesini oluşturur. Şekilde görüldüğü gibi arkadaşlar, grafikte görüntü kümesi CD kapalı aralığı. Uç noktalar dolu şeklinde olduğundan fx'in yine bir elemanıdır. O zaman CD kapalı aralığım y öyle ki c küçük eşittir y küçük eşittir d ve y gerçel sayı şeklinde tanımlanır diyoruz arkadaşlarım. Evet, şimdi sırada düşey ve yatay doğru testim var. Düşey doğru testi dediğim şey arkadaşlar, bir grafiğin fonksiyon olup olmadığını öğrenmek amacıyla yapılan test. Yatay doğru testimiz ise y eşittir fx fonksiyonunun grafiğinin birebir olup olmadığını öğrenmek amacıyla yapılan bir testtir. Düşey doğru testi dediğim arkadaşlar, tanım kümesi üzerinden x ekseni yani değer kümesine yani y eksenine paralel doğrular çiziyorum. Çizilen tüm doğrular grafiği bir ve yalnız bir noktada kesiyorsa verilen grafik bir fonksiyona aittir diyorum ve bu işlemde benim düşey ya da dikey doğru testim oluyor. Yani düşey doğru testini veya dikey doğru testini ben arkadaşlar fonksiyon olup olmadığını anlamak için yapıyorum diyoruz. Şimdi burada 92. örneğimde bir grafik verilmiş. Bu grafiği düşey doğru testi uygulayıp fonksiyon olup olmadığını anlayınız diyor. Neydi arkadaşlar? X ekseninden şöyle düşey doğrular çiziyorum. Düşey doğrular çizdiğimde neydi? Yalnız
bir noktada kesecekti. Her nokta yalnız, her doğru yalnız bir noktada kesiyor. Demek ki arkadaşlar benim bu grafiğim bir fonksiyondur diyeceğiz. Evet, yatay doğru testim. Yatay doğru testim bir fonksiyonun grafiğinde tanım kümesine yani x eksenine çizilen tüm paralel doğrular fonksiyonun grafiğini yalnızca bir noktada kesiyorsa fonksiyon birebirdir denir. Bu işleme de arkadaşlar yatay doğru testi denir. O zaman dikey yani düşey doğru testimi fonksiyon olup olmadığını kontrol etmek için kullanıyorum. Yatay doğru testimi ise birebir olup olmadığını kontrol etmek için kullanıyorum. Lütfen birbirlerine karıştırmayın. Evet, 93. örneğim. 93. örneğimde yanda verilen y eşittir fx fonksiyonunun grafiğine yatay doğru testini uygulayıp birebir olup olmadığını inceleyiniz demiş. Yatay doğru testi neydi? X eksenine paralel doğrular çizecektim. X eksenine paralel doğrularımı çizdim arkadaşlar. Bu durumda doğruların tümü f'in grafiğini sadece bir noktada kesecekti. Gördüğünüz gibi hepsinde sadece bir noktada kesmiş. O halde y eşittir fx fonksiyonu birebir fonksiyondur diyeceğiz arkadaşlarım. Şimdi sırada grafiği verilen bir fonksiyonun örten olup olmadığını anlamak için ne yapıyorum? Arkadaşlar, değer kümesi üzerinden x eksenine paraleller çizilir. Bu paraleller eğriyi daima kesiyorsa fonksiyon örtendir. Eğer çizilen paralellerden bazıları eğriyi kesmiyorsa fonksiyon örten değil, içinedir diyeceğiz arkadaşlar. Hemen söylediğim şeyle ilgili örnek yapıp ne demek istediğimi daha iyi aktarayım. Şimdi bir fonksiyonun verilmiş. Bunun örten olup olmadığını anlayacağım. O zaman f fonksiyonunun grafiğine ben ne yapacağım? X eksenine paralelleri çizeceğim arkadaşlar. Daha sonra dikkat edersen şuna bir D1 ismi verirsen, D1 doğrusu fonksiyonun grafiğini kesmemiş. O zaman örten değil, içinedir. Çünkü açıkta eleman kalmış diyeceğiz arkadaşlarım. Evet, şimdi sırada arkadaşlar fonksiyonun sıfırları var. Fonksiyonun sıfırı demek bir f fonksiyonu için a reel sayıların bir elemanı iken o koyduğun fonksiyonun içine koyduğun a değeri fonksiyonu sıfıra götürüyorsa a gerçel sayısı f fonksiyonunun sıfırıdır. Yani f fonksiyonunun sıfırları fx eşittir sıfır denkleminin kökleridir arkadaşlar. Bu durumda f fonksiyonunun sıfırları fonksiyonunun grafiğinin x eksenini kestiği noktalardır diye de söyleyebilirim. Şimdi burada bir tane grafik var gördüğünüz gibi. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği x eksenini x eşittir a apsisli noktada kesmiş. O zaman benim f a eşittir sıfır yazabilmem mümkün. Ve bu a'ya da f fonksiyonun sıfırı veya fx eşittir sıfır denkleminin kökü denir. Yani size herhangi bir soruda denklemin kökleri yerine denklemin sıfırları nedir diye de sorabilir. Bunun mantığı zaten fx eşittir sıfır olması. Kök de zaten x yerine koyduğun değer sonucunda y'yi sıfıra götüren değer. O zaman fx eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesi tek nokta a'dır diyeceğiz arkadaşlarım. Evet, şimdi 95. örneğimde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buradaki fx eşittir sıfır denkleminin kökleri toplamı isteniyor. Benden istediği arkadaşlar f'in grafiğinin x eksenini kestiği noktaların apsisleri. X eksenini kestiği noktaların apsisleri birincisi eksi 2 denklemimin kökü, ikincisi de 5 değeri. Topladığımda arkadaşlar benden istediği değer 3'tür demeliyiz. Evet, sırada arkadaşlar fonksiyonun pozitifliği ve negatifliği var. Şimdi fonksiyonun pozitifliği dediğinde arkadaşlar f a'dan r'ye yine bir fonksiyon olsun. Her x eleman a için yani tanım kümesinden aldığın her bir x değeri için benim değer kümem
sıfırdan büyük çıkıyorsa f fonksiyonu a'da pozitiftir. Bu durumda grafiği x ekseninin üst kısmında olan fonksiyonlar pozitiftir. Eğer ki a'dan aldığın her x eleman için fx değerin yani y değerlerin sıfırdan küçükse f fonksiyonu a'da negatiftir. Yani bu durumda grafiği x ekseninin alt kısmında olan fonksiyonlara negatiftir diyeceğiz arkadaşlar. Evet, hemen ne demek istediğimi örneklerimle size açıklayayım. Şimdi 96. örnekte fx'in pozitif olduğu aralık diyor. Pozitif olduğu aralık neydi arkadaşlar? X ekseninin üzerinde kalan kısım. Fonksiyona dikkat ederseniz x ekseninin daima üstündedir zaten. O zaman fx'in pozitif olduğu aralık tüm reel sayılar. Fx'in negatif olduğu aralık ise arkadaşlar yok. Boş küme. 97. örneğime bakacak olursam burada da eksi 3 ile 5 kapalı aralığından r'ye tanımlı bir fonksiyon verilmiş. Fx'in pozitif olduğu aralıklarla negatif olduğu aralıkları bulmamızı istiyor. Şimdi pozitif olduğu aralıklar arkadaşlar eksi 3, bakın pozitifse nedir? X eksenin üzerinde, bakın eksi 2 ile 0 aralığı x ekseninin üzerinde. Başka 3'ten 5'e yine x ekseninin üzerinde. Rica ediyorum sınırları dahil etmeyin. Çünkü sınırlar sıfır yaptığı değerdir. Sıfır da pozitif veya negatif değildir. Nötrdür arkadaşlar. Negatife bakacak olursam. Negatif bakın. Eksi 3'ten eksi 2 aralığına kadar. Ve sıfırdan 3'e kadar negatif olduğu aralıklardır diyeceğiz arkadaşlarım. Evet, sırada pozitif negatiflikten sonra artan azalan fonksiyonlarım var. Artan fonksiyon demek fonksiyonum A kümesinden reel sayılara bir fonksiyon olsun. AB yani A kümesinden alacağınız her AB değeri için AB'den küçükken FA'da FB'den küçük oluyorsa F fonksiyonu artandır arkadaşlar. Eğer artan fonksiyonu kısaca aklınızda tutarak tanımlamak istiyorsanız x değerlerim artarken y değerlerim de artıyorsa benim bu fonksiyonumun artan fonksiyon olduğunu söyleyebilirim. Şimdi dikkat ederseniz x değerlerim artıyor, y değerlerim artıyor. Yine x değerlerim artıyor, y değerlerim artıyor. Yine x değerlerim artıyor, y değerlerim artıyor. Yani doğrusal olmak zorunda değildir. Hızı azalabilir. Hızı bazen artıp bazen azalabilir ya da hızı hep sabit olabilir. Yeter ki x değerlerim artarken y değerlerim de artsın diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bununla ilgili bir örnek çözelim. Fonksiyonumu vermiş. A 1 2 3, B kümesi 5 7 9 10 11. F de A'dan B'ye bir fonksiyon. F'in kuralı x'leri 2x artı 5'e götürüyor. Bu fonksiyonun artan olup olmadığını inceleyiniz diyor. Şimdi x değerleri artarken fx değerlerimin de artması gerekiyor. Bakalım artıyor mu arkadaşlar? Kontrol edelim. Şimdi öncelikle ben x yerine 1 yazayım. F1 değerim 2 çarpı 1 artı 5 olsun. Yani f1 değerim 7 gelsin arkadaşlar. Daha sonra x yerine 2 vereyim. F2 değerim 2 çarpı 2 artı 5'ten 4 artı 5'ten 9 olsun arkadaşlar. Ve x yerine 3 vereyim. F3 değerim 2 çarpı 3 artı 5'ten 11 olsun arkadaşlar. Bakın x değerleriniz artarken fx değerleriniz de artmış. Yani x'ler 1 küçük 2 küçük 3 iken fx'ler yani 7 küçük 9 küçük 11 olduğundan f fonksiyonunuz artandır arkadaşlarım. Mantığı budur. Evet, azalan fonksiyonum ne demek? Azalan fonksiyon demek fonksiyonum a'dan r'ye bir fonksiyon olsun. Her x1 x2 eleman a için
x1 x2'den küçükken f(x1) f(x2)'den büyük oluyorsa f fonksiyonu azalandır. Yani azalan fonksiyonda x değerleri artarken y değerleri azalır. Kısaca artanın tersi olan bu cümleyi aklında tutsan işini görür. Dikkat ederseniz x değerleri azalır artarken y değerleri azalmış. X değerleri artarken y değerleri azalmış. X değerleri artarken y değerleri azalmış. Yine bu f, g ve h fonksiyonlarım azalan fonksiyondur diyebilirim arkadaşlarım. Evet, şimdi bununla ilgili örnek çözüp videomuzu bitirelim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak a kümem 0, 1, 3, b kümem 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 6, eksi 18. Fonksiyonum a'dan b'ye tanımlı. Fx eksi 2x kare fonksiyonu azalan mıdır, artan mıdır onu soruyor. Hemen x yerine 0'ı yazalım. F 0 dediğim eksi 2 çarpı 0'ın karesinden 0 gelsin. X yerine 1 yazalım. F 1 değerim eksi 2 çarpı 1'in karesinden eksi 2 gelsin. X yerine 3 yazalım. F 3 değerim eksi 2 çarpı 3'ün karesinden eksi 18 gelsin. X değerlerim artarken fx değerlerim azalıyor. Yani 0 küçük, 1 küçük 3 iken fx'ler olan 0 büyüktür eksi 2 büyüktür eksi 18 olduğundan f fonksiyonum azalandır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videomda maksimum nokta, minimum nokta nedir? Fonksiyonun ortalama değişim hızı, doğrusal fonksiyon, parçalı fonksiyon gibi şeylere değineceğim arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorumlamayı, beğenmeyi lütfen unutmayın. Fonksiyonlarla ilgili soru çözmeye başlayabilirsiniz. Kendinize şimdilik dikkat edin.